Selamlar dostlar. Çarımız sürgünde kasılmaya devam ediyor. Bir yandan da iki hepsinde bir cennetin gözü bilezik düşürdük. Bunun nedeni 8 m Botlarımızı yenilemek için şehre indik. Bu arada 81 level oldu çarımız. 27.5 hem de paramız oldu. Bu paranın bir kısmı tabi pazar çarından gelen satışlarla oldu. Bu paramızı değerlendirelim bakalım. Tek efsunlu bir tane aslan ağzı kalkan 222k. Bir eme satılır. Bu sefer de tek efsunlu bir tane şahin kalkan buldum. 540k'ya 549k'ya. Bu da 2 eme satılıyor. Size de göstermek istedim. 4 efsunlu şahin kalkanlar gördüğünüz gibi 26.5 Tek efsunlu Shine kalkanımı efsunlamak istiyordum. 80 level olduk. Arttırmamız çıkıyor o yüzden 80 level sandığından. Hadi bakalım başlayalım arttırma atmaya. Umarım 5 arttırmada 5 efsun, 4 efsun yapabiliriz bunu. İlkini attık. Ah geçmedi. İkinciyi attık. Güzel geçti bu. Üçüncüyü de atalım seriden. Yandı. Dördüncü geçti. Sonuncu geçsin. Lütfen geçsin. Oh iyi bari. Şu an bu kalkan 26 hemen az. Buna biraz da efsun deneriz. Güzel bir sersem yakalarız umarım. Video dışında birkaç kere çark çevirmiştim. Bir tane kutsama küresi çıkmıştı oradan. Bunu Şahin Kalkanımıza atmaya karar verdim. 5 efsun olursa efsun yakalamamız da kolay olur hem. Tek de geçmesi çok zor tabi. Bakalım deneyelim şansımızı. ah yandı. Efsun'a geçelim hızlıdan. İlkini attık. Sersem olmaması kötü demek. İkinciye attık. Yine sersem yok. Üçüncümüzü de attık. Yani tek istediğim sersem yakalamak. Ne yazık ki bu da olmaz. Atalım. Zeka canlılık yok. Sonuncuyu da attık. Zeka yakalayamadık. Ama olsun en azından 26.5 em para eder. 26 em civar bir para eder. 500 k'ya almıştık. 26 em kar diyebiliriz. 2 HP bakır kolye 5.5 em'e kurulmuş. Bunu alalım. 8 em'e satılıyor bunlar. Daha önceden de satmıştım. Bir tane 2 efsunlu gümüş kolye buldum. Bakar mısınız? Hem de uygun. 2 em 250 k biri diğeri 2.5 em. i̇leri yani yatırım olarak bunu alabilirim. Belki ileride efsunlarım bunları. Arttırma eklerim. O anlamda da rahatlık olur. Ki yani kendim kullanmayacak olsam bile satmaya kalksam ederlerinden çok daha fazlasını ederler. Hayırlı olsun bakalım. 2 Efsun'un abonos küpelerde 1 m 250 ay satılıyor. Buradan da 500k kar ederiz. Uygun bir 3 Efsun'un abonos küpe buldum. Bakar mısınız? 8 m 888 k Ardından 14.5 m koyulmuş 3 Efsun'lusu. Buradan da 5-6 m kar ederiz. Bunu da alalım. 80 level sandığından çıkan ejderha sandığında açayım ben de. Buradan antika edenecek bir şey olursa gelirim tekrar. Alt yapımız da iyi olduğu için denenecek gerçekten çok simya çıktı. Şöyle e, 10x ile başlayalım bakalım. Hadi bakalım geç. Güzel. İlki geçti. Grena'yı da deneyebiliyoruz. Bunda güzel para ediyor yani. 30-40 em ediyor bu da. Hadi bakalım sen de geç. Ah bu yandı. Olsun devam edelim. Daha deneyeceklerimiz var. Safir deneyemiyoruz. Yeşim deneyebiliyoruz. Yeşim de güzel para eder. Hadi bakalım Yeşim. Sen geç. Ah bu da yandı. Ama en önemlisi burada seriden basayım işte bu. Antika Yakut geldi dostlar. Bu 1.20M. Yani yeni serverda 1.20M demek... Çok şey demek gerçekten. Antika Yakut'un geçmesi benim için yeterliydi. Çok güzel oldu. Birazdan yatacağım için tekrar sürgüne geldim. Çarımı burada otomatik hava bırakacağım. Umarım yarın sabaha kadar oyundan atma falan olmaz da güzelce ne kasılır. 40 yılda bir olacak şey oldu herhalde. Mor parça düştü bu slotlardan. Bu arada gece çarımızı oyundan atmış. 83 yani 83 level'da biraz XP doluydu. Şimdi de 84 oldu. Yine sürgünde düşürdüğümüz itemleri sattık ve pazar çarımızdaki parayı aldık. 100 emlik bir paramız oldu. Bunu da değerlendirelim ticaretle. Bu bir tane Şahin Kalkan buldum o neme. Bunun eli değeri en az 15'e. Buradan 5-6M kar ederiz. Alalım bunu. Jotuncular için çok önemli olan 22 kat yank düşme şanslı bir kalkan bulduk. 15M hemde. Bunun değeri? en az 25M. Buradan da 10-15M gibi bir kar ederiz. Uyguna bir 4 efsun değişmelik cennet bilezik buldum. 30M'e bakın. Bundan sonra gelen en az kaçtı? 30 35 miydi? Aynen 35 emlik var. Bunu alalım bakalım. Hem de efsun deneriz buna. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda tek daha bonus küpeye ve cennet bileziğe efsun getirmiştik. O yüzden iki tane artmıştı. Şu cennet bileziğimi çıkarayım. Bu çok güzel. Ne olur ne olmaz. Buna bakalım. 4 efsunken efsun atmaya başlayalım. Kutsama kiresi çok pahalı çünkü. İlkini attık şöyle. 500 ep, 5 ep absorb, 10 şeyden. Maalesef işimize yaramaz. Sonuncuyu da attık. Hadi bakalım güzel bir şey gelmiş olsun. 15 rüzgar 20 ölümsüz. Aslında gayet güzel. Yani en azından 15 rüzgar var. Bu satılır dostlar. Hatta bakarsınız ileride ormanda ben kullanırım. Duruma göre değerlendiririz bunu. Hem 400k'dan ya bir yengeçleri buldum. Bunları alayım. Kasılmamızı epey hızlandırır bunlarda. Kırmızı kurt ruhu skillimizi geliştirmek için kırmızı kurt ruhu BK'ları toplayayım dedim. Ama ne yazık ki tanesi birem olmuş bunların. Olsun yine de alacağım. Okuyalım biraz geliştirelim. Hepsini alıp geleyim ben bir. Şimdilik münzevimiz kadar almaya karar verdim. 9 tane aldım. Zamanı gelmemiş. Kötü ruhlulukla birlikte, münzevilerle birlikte ben bunları bir okuyayım. Sonuncuyu da okuduk dostlar. M6'ya 4 BK'sı kaldı. Güzel. Eğer gece boyu oyundan atmazsa otomatik hava koyduğumuz potlar yetmiyor. Ben de güneş özütü almaya karar verdim. 9M uygun bir fiyat. 10 milyonluk bunlar çünkü. Bunu alayım. Gece çarı bıraktığımda en azından bunu açarım. Gayet yeterli olur zaten. Bir yandan da at görevlerini yapıyorum. 3. seviyeye ulaştı şimdiden. Ork dişi görevimizden de 7 tane kaldı. 10 M aldığımız 3 Epsilon'u Şahin Kalkan 18 m 888 kya satılmış bile. Daha sürgüne çıkmadan satışı yapmışız. Yarım saatte 8 M kar. Sürgüne geri geldik gelir gelmez de 2 Epsilon'u cennetin gözü bilezik düşürdük. 8 M'e satılıyor bu rahatlıkla. Güzel. Çarımızı kasmaya önem verdiğimiz için fazla mama düşüremedik. Üzerimizde 18,5 M var. Bunları satınca bakalım ne kadar geldi. Kasılma odasında mama fazla düşmediği için çok fazla gelmedi. 9M gibi bir para geldi. Ama olsun bu da gayet iyi. Bir günde kasılırken aksatmadan da ETP görevlerini yapıyorum. Bir antika safir deneme şansımız oldu. Hadi bakalım geçsin güzel. 17M de bu ediyor. Şu an bu serverdaki en yüksek paramızı gördük. Size de göstereyim tam tamına 165M. Tabii antik ayar kutumuz satılmış. O yüzden böyle bir paramız olmuş. Bunu değerlendirelim bakalım. 4 efsunlu bir kalk kaplan kalkan buldum 15M. Bu 18-19M ediyor. Bakın 18M 800K'ya kurmuşlar. En azından 3.5M gibi bir kar bırakır bu da. 2 efsunlu bir gümüş bilezik. 2M 222K 4.5M'e satılıyor bunlar. 444 kya 2 efsunlu bir abone sıkıyor var. Buradan da bir 800K kar ederiz. Aslında çok güzel kar edilmelik bir BK. 200K'ya kırmızı kurt ruhu. Ama tabii bizim işimize yaradığı için biz bunu okuruz. Dostlar biliyorsunuz ki Annenem sunucusunda bizlere her hafta görevler veriliyor. Geçen haftaki görev 10 metin kesti. Ben bunda %10'luk dilime girdiğim için bana 250 kaplan parası yollamışlar. Yani gayet güzel bir hediye bu vardı. Siz de görevlerinizi yani seriyice geldiği an yapmaya çalışın. Güzel ödüller veriyorlar gerçekten. %10'luğa girip seniz bile. Ben yine kırmızı kurt ruhu BK'ları çektim. 13 tane kötü ruh kovma kağıdı vardı üzerimizde. Biraz fazla çekmişim. Olsun okuruz. Şöyle seriden ben bunları okuyayım. M6'ya 4 BK kalmıştı en son. Bakalım şimdi kaç olacak? Son Evet sonucuyu da okuyalım. Ne oldu? M7'ye 1 BK kalmış M7'ye. Aslında güzel geçmiş herhalde ya. Şuradan bir bakayım ben. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane geçmiş 13'te. Çok güzel bir oran. 10 şimşekli 2 efsunlu bir gök meyferinin 2 eme kurulmuş. Bunu 4 eme satarız diye düşünüyorum. Daha 70 level silahımız var ama elbet bitecek. O yüzden şöyle 36 ortalama bir diken pençe buldum. Hem de yani 2.5 keme. Yani çok uygun bir fiyat gerçekten. Bunu alayım ben. En azından kenarı depoya atarım. Kısılırken ya bir çok işimize yarıyor. Ya ben yine biraz alıp geleyim. Daha fazla uygun item bulamayınca paramızı simyaya yatıralım dedim. Bilaykan için en önemli simya da eminim ki bu elmastır. Elmastan o yüzden iki tane antika aldım. Yani en azından altyapısını oluşturmuş oluruz efsaneviye geçerse. Sonrasında bir tane de efsanevi alırım. Hiç Umarım geçer. Tek istediğim bu. Hadi bakalım. Çok güzel. Efsanevi oldu. Yani kardayız diyebiliriz. Bunun efsunu önemli değil çünkü mitsi takmayı düşünüyorum. Kenara ayıralım. Sonra bunun eşini bulup mitsiye deneriz. Basılmamızı daha da hızlandırmak için 5M200'lü pelerin alacağım. Normalde bunları 6 eme satılıyordu. 5 eme satılır yazınca alayım dedim. Hem de kasılmamızı hızlandırır bu. Uygun aldığımız itemlerin hepsi satılmış. Totalde 134,5 emlik bir paramız olmuş pazar çarımızda. Gerçekten inanılmaz bir para olmuş yine. Aldığımız itemlerden bir tek 4 efsunlu kaplan kalkan kalmış. Bir de 15 rüzgarlı kendi efsunladığımız cennet bilezi. 87 levelde otomatik hava koydum. Çarımız 90 level olmuş. Hatta neredeyse 91 olmuş. Expo'ya bakarsanız anlarsınız. 90 level sandığında açtık. 2 tane kutsama küresi çok güzel oldu. Bunları bulmak çok zor. 10 tane efsun nesnesi. Bu da çok önemli bizim için. 5 tane arttırma kağıdı ve ejderha sandığı da çıktı. Ejderha sandığında açarız. Oradaki korlarla bakarsınız. Bir antika alırız. Gelenlerle birlikte. Silah fişimizin 50 dakikası kaldı. Bu efsuna yazık olsun da istemiyorum açıkçası. O yüzden 30 günlük bir Lycan silah fişi alacağım. Gördüğünüz gibi 25M. Uygun bir fiyat yani diğerlerine göre. Bunu aktarırız sonrası. Bu efsun bakarsınız ileride bizim jotun yapmamıza sebep olur. 30 gün boyunca kafamız rahat olacak. Bunu buna yansıttım bakalım. Pazar çarındaki parayı da aktardık. 150 emlik bir para oldu. Bunu da değerlendirelim ticaretle. 2,5 eme 2 efsunlu bir gümüş bilezik. 4-4,5 eme satılıyor. Buradan da bir 2 em kar ederiz. Alalım bunu da. 3 efsunlu bir abonos küpe buldum o eme. 4 efsunları 25-26 em gibi bir fiyat. Bunu alalım. Bir tane arttırmayla bakarsınız 15 em kar ederiz. Hadi bakalım Yan değil ki sağlık olsun. İkinci de az. Aa ama ya. İkide de geçmedi. Üç, üçte de geçmedi. Dörtte geçti ama batırdı bu bizi dostlar. Arttırmaların gitmesine çok canım sıkıldı. Bakarsınız Efsun'la döneriz. Bir on şeytan yeterli olur. On mistik geldi. On şeytan gelirse yok yine gelmedi. En azından satacağımız fiyat artar. Üç tane gitti yine gelmedi ne yazık ki. Yok şeytanı göremiyoruz bile ya. Sonuncuyu da attım. 20 şeytanlı abonozlar gerçekten inanılmaz paralar ediyor. Yani belki bu zararımızı normal efsunla kapatırız dedim. İlkini atayım sizle birlikte. 15 şan ne yazık ki düzgün bir şey yok. 20 şeytan yeterli. 10 mistik mistik de mistik. Üçüncüyü de atalım bakalım. Of çok kötü geliyor. Bağlı gibi geliyor. Sonuncuyu da attık. Berbat. Berbat ötesi hatta ya. Bu küpeyi bu kadar diretmemin sebebi şu an piyasada bir tane 20 şeytanlı var. O da bir 170 m. Tamam belki bu fiyatları etmez. Ama en azından bir 10, 20 en büyük bir fiyata satardık. Geleceğe yatırım olarak 2 efsunlu bir artı 8 altın bezeli ayakkabı almaya karar verdim. 20 m uygun bir fiyat iki efsunlu olduğu için. Buna bir de arttırmamızı atarız. Sonra da efsun deneriz dedim. Arttırma umarım geçer. Güzel. 3 ev sunu efsun nesnesi denilebilir gibi geliyor. Bağlı sonuçta. İlkini atalım gelin birlikte. 5 bayılma 5 saldırı hızı. HP olsa bir de güzel olurdu. Diğerini de atalım. Güzel bir şey. Bir kp 5 kritik. Hem de 6 x çok güzel geldi. Bağlıya göre çok güzel geldi. İyi bari ya bunu halledin. Bu güzelim hepsine artı 8 ayakkabı yakışmaz. Bunu bir 9 yapalım dedik. Yani ayakkabı basmada çok şanssız ama bakarsınız tek de geçer. Hadi bakalım. Böyle bir şey mümkün değil. Neyse elbette yaparız bunu da. Yine uygun item bulamayınca simyalara saldırdım ve uyguna bir tane elmas buldum. Gördüğünüz gibi 100 hem. Diğerleri bir 10 hem. Yani bir onem ucuza diyebiliriz. antikaları da bu fiyatken efsane bir uygun bir fiyat diye düşünüyorum. Bizde de bir tane var biliyorsunuz ki. İki tane antika atıp almıştık. Bu ikisini mitsiye atalım. Geçmesi yeterli. Bir de beceri hasarına karşı koyma gelirse takarız valla. 100 emlik risklere girecek bir çarımız ne yer oldu hiçbir fikrim yok. Yani şu an inanılmaz heyecanlıyım çünkü bu bizim için çok önemli. Yanarsa direkt 100 em girecek. Ya umarım mitsiye geçte zararımız olmasın. Hadi ya. Uf. Hadi bakalım birlikte deneyelim. Hadi bakalım. Yandı. Ne yazık ki yandı ya. Evet en kötü senaryo gerçekleşti. Efsun'un hiçbir önemi yok derken bari 5 Efsun'u da gelseydi. Berbat bir duvar geldi. Her yerden batınca bir dörtlü Efsun nesnesi daha çektim bu abone süpe için. İki tane de kutsama küremiz var bağlı. Biliyorsunuz 90 level sandıklarından çıktı. Bunları bir atalım bakalım. 5 Efsun olursa yakalarız 20 şeytan diye düşünüyorum. Tek de geçti. Çok güzel haber. Hadi şu dörtlüde bir 20 şeytan yakalayalım. İlkini attık bakalım. 20 hareket hızı olmaz. İkinciye attık. Bu ne ya? Yine 20 hareket hızı. Bu nasıl bir şans Allah'ım ya. Üçüncüyü de attık bakalım. Hadi bir 20 şeytan. 20 hayvan. 20 mistik. 20 ölümsüz. Abi dalga mı geçiyorsun sen ya? Bu nasıl bir efsun? Şeytan hariç her şey var. Allah'ım ya Rabbim Altı ork var bir de. Sonuncuyu da attık bakalım. Hadi yüzümüz gülsün artık. Evet 10 ork falan 10 ölümsüz. Berbat. Görevde %10'luk dilime girdiğimiz için 250 kaplan parası gelmişti. Ben orlanırla yavrucu kutusu aldım 3 tane. Şimdi geri kalanla da bir tane efsun nesnesi almak istiyorum abone için. Yani şansımı çok zorladığımı farkındayım dostlar. Ama yani 20 şeytan da sonuçta bir efsun da geliyor. Bakarsınız geldi. Yani çok güzel kar ettirir bizi gerçekten. Şu an gelse bile kar ettirir. Atalım bakalım. Hadi bakalım. 20 mistik ya. Ya mistik gelmelere doyamadı. Bir şeytan gelmedi gerçekten ya. Arkamızda tekrar 8 yaptık. 9'a deniyoruz. Hadi bu sefer geçmiş. yandı yine. 8 oldu. Tekrar 9 deniyoruz bakalım. Yine yandı. 8 da hiçbir sorun yaşamıyoruz. 9'da sıkıntı var. Hadi bakalım. Abi nasıl bir ya? Atacağım yeri şimdi ya. Yine bir deneyiş. Totemler falan yapayım bari. Hayır falan diyelim bakalım. Onu da Üzerimizde kalan bağlı efsun nesnelerini de 5 efsunlu abonoza atalım dedik. İlkini attık. 10 hareket hızı, 10 ok savunması, 6 şeytan. 10 şeytan gelsin. Çok güzel. Tamam. Duracağım bunda. Duracağım. En azından normal 5 Eksu'nun ederinden bir 10-15 hem daha fazla eder. Güzel. Artık 90 level olduğumuz için map'e girebildik. Öfkenin metnini de bulduk. Kesmeye geldik. Burada biliyorsunuz ki şimşek işliyor. Şimşekli itemlerimiz de full sayılır. Yani bir 5 eksik şimşeğimiz var zırhtan. Ama gayet yeterli olur diye düşünüyorum. Hatta slotlar vuramaz diye düşünüyorum. Ama fena vurmuyorlar mı gibi sanki. Umarım kesebiliriz. Her şeyimizi bir basalım. Evet hasarımıza bakalım. Canımız yarı yayındı. 2K, 2K. 2.2K. Kritikle birlikte 4.4K gibi hasarlar vuruyoruz. Yani biraz yavaş gidiyor canı. Ama kesebiliyoruz gibi bakalım. Biraz uzun sürdü ama sonunda kesebildik. Futbol topu etkinliği var bir yandan da. Evet. Yani çok iyi olmayan bir drop attı ama en azından bu metinler kesinlikle kusama kağıda atıyor. Bu arada hırsızın eldivenini de almayı unutmuşum ama yerden düştü. Bir sonraki metnimizde daha da güzel drop atar. Bu sefer eldivenimizi takmayı unutmayalım bu korunma taşını çıkarıp eldivenimizi takalım. Bir de böyle patlatalım metni. Bakalım bu sefer drop'u nasıl olacak. Slotlar gördüğünüz gibi vurmuyor denebilir yani. Hasarımız da iyi olsa vallahi çok güzel farmlarız burada. O Lycan 4. Yani para eder mi bilmiyorum ama drop'u bakın. Eldivenin etkisiyle güzel attı gibi. Bir tane daha hırsızın eldivenini alalım. Kutsamayı aldık zaten. Evet güzel. Cennetin gözü çan yedi. Cesaret bellerine. Vallahi çok güzel drop attı. Full drop attı denebilir yani. Nefrit de metin kesebilmek için beyaz şebnem yapmaya karar verdim. Malzemelerini aldım. Defansımız 444 ne yazık ki bu zırhımızdan dolayı. En azından beyaz şebnemle takviye etmiş oluruz. Güzel bir şey gelirse tabii. Sizinle birlikte basalım dedim. Umarım güzel bir şey gelir. Aa onu yapmışım. Ben toplu yapmayı düşünüyordum. Geri kalan 90'lısını en azından toplu yapalım. Yani kötü bir şey gelirse çok kötü olur ama iyi bir şey gelirse de sevindirici olur. Totalini yapalım hiç uzatmadan. Gelin birlikte bakalım 10'lu 70'e 5 çok kötü bu ya. Evet asıl önemli kısım 100 savunma 10 dakika. Dakikası full çok iyi. Savunması da 100 fena değil. Vallahi işimizi görürüz dün bir sıra. Futbol topa etkinliğimizde katıldım. Toplamda 13 tane 6 futbol topu elde ettim. Ya bakarsınız bunları satarız bakarsınız açarız. Duruma göre değerlendiririz bir piyasasını öğreniriz. Ona göre bakarız. Yıldırım dağlarının yarısına mepin yarısına şimşek işliyor. Diğer yarısına toprak işliyor. Bu toprak işleyen yerde hiçbir direncimiz olmadığı için bizi fena vuruyorlar yani. Şu yarım dünyalar ele var ya öyle bir demeye çatıyor ki gördüğünüz gibi neredeyse öldürecekler. Ama metni kırmayı başardık kaça kaça. 10 dakika sürdü bu arada en az. Bakalım drop'u nasılmış bunun. Evet cesaret pelerinimizi aldık. Unutkanlık kitabı siyah rüzgar. Güzel. Yani şu itemler bile çok güzel para ediyor. Tecrübe yüzüklerini de topluyorum bu arada. Evet bundan kutsama alamamışız tek galiba. Ama olsun drop'u gayet güzel yine de. Kestiğimiz metinden kılıç çevirme unutkanlığı çıkmış. En son 4 hemdi. Şehre dönünce bakarız piyasasına tekrar. Öfkenin metnini gerçekten rahatlıkla kesebiliyoruz ama bunu da bulması zor oluyor. Eldivenimizde takılı sonunu birlikte patlatalım istedim. Bu arada marka falan bastım hasarımız o yüzden bu kadar yüksek. Evet canavardan koruyan taş artı 3 en azından 200k falan eder. kuslama kağıdı zaten eldiven taktığımız sürece kesin düşüyor. Evet başka neler düşmüş? Beceri kitabı tabii ki. Cesaret pelerini var mı? Şunları bir yere atayım. Cesaret pelerini de var. Güzel. Güzel güzel. Drop gayet güzel vallahi burada. burada düşen itemleri market satarak bile yani güzel paralar kasarız diye düşünüyorum. Sürgünden iyi bence burası. Sürgünden sonra yani metin kesmek gerçekten inanılmaz keyifli geliyor. Şu eldivenimizi de takıp bu metnin de bir sonunu getirelim. Az canı kaldı zaten. Evet patlattık. Ruh taşı. Canavardan koruyan taş artı 4. İşte bu. Ya bu map'in sanki taş konusunda da şansı daha yüksek gibi geliyor bana. Gerçekten güzel taşlar atıyor gibi geldi yani. Şu yandaki zırhları ve silahları da alalım. Bunlar da satıcıya güzel paraya gidiyor. Dostlar argesi buldum. Yani en kolay patronlardan biridir bu map'lerdeki. Ama yani o kadar güçsüz ki çarımız kesebilir mi acaba bilmiyorum. Belki şimşek oranımız fazla diye kesebiliriz. Hasarımız düşük. Yani yeter mi o yüzden bilmiyorum zehir atamıyoruz. Deneyelim bakalım iyi canı gidiyor gibi. Arge'sinde sonuna geldik. Eldivenimizi de taktık. Evet sonunda öldürmeyi başardık. Tabii kaplan ruhu marka falan her şeyi bastım. Ama gerçekten güzel bir drop aldı. Kutsama kağıdını alabildik. Evet şu envanterde yer yok. Attı denemiyorum o yüzden. Ama kesinlikle karanlığın sandığı atıyor. Ve karanlığın sandığı sadece tek başına ikiye. Bunun yanında pelerin melerin kutsama da aldıysak ki kutsamayı aldık. diğeri temlerle birlikte gerçekten güzel bir boss kesim oldu bu. Boss denmez buna neyse. 2M gibi bir para üzerimizde var. 1.5 envanterde item kastık denebilir yani. Onları bir satayım bakalım ne kadar olacak. Kısa map farmımızın sonucu burada. Nakit 5M 100 kaldı. 3M itemlerden geldi. Bunun haricinde 7 tane tecrübe. Böyle de itemlerimiz var. Vallahi gayet güzel bir farm oldu. Altı futbol toplarının tanesi 3M'miş. O yüzden açmaya karar verdim. 40 mi açacağız burada yani. Umarım bizi kar ettirir. İlkini açtık beyaz inci. Beyaz inci güzel para ediyordu sanki ya. Hatta gelin birlikte bakalım ne kadar ettiğine. Evet 7 em ediyor. 2 sandık parasından fazla hatta. Güzel beyaz inci çıkmasına fitiz yani. Daha kardayız hatta. Liderin kitabı çok kötü. Madalya çok kötü. Nar suyu, ayozu, düzen berbat. Liderin kitabı, nar suyu, mavi inci. Bu ne ya? Beyaz inci, beyaz inci. Yani şu iki beyaz inci iyi de mavi inci şimdi de. Yani 13 taneden ne bir efsun nesnesi alabildik. 3 tane beyaz inci aldık. 2 tane de mavi inci aldık. Yani bu 3 tane mavi ince aldık pardon. Artı 3 korunma taşları 2 m satılıyor. Bir arkadaşımız 500 k'ya koymuş. 1.5 kem de buradan kar ederiz. Dostlar biliyorsunuz ki serverımızda patronu yakala etkinliği var. 127.5k hasar vurmuşum. Üzerimde ateşli set yoktu. O yüzden sürekli öldüm ama. Yani yine iyi vurmuşuz. Ödülü teslim aldım. Kaçıncı olduğumu merak ediyorum. İlk onda tabii ki değiliz yani. Bakalım 20'de. 20'de de değiliz. Aha 27. olmuşuz bu hasarla. Ateşli setimiz olsa biz kesinlikle ondaydık bu arada. Çünkü yani ben sürekli öldüm. Kalkıp skill atıp ölüyordum öyle yani. 10 kaplan parası da azmış gerçekten onu okuyalım. Kırmızı kurt ruhumuzun da süresi gelmişti okudum ve M7 oldu. Dünya patronu etkinliğine katılmanın en güzel yanlarından biri de bakın %25 eşya düşürme veriyor. Artı 25 yani. Yüzde mi oluyor bilmiyorum ama. Yani hiç yok da niyidir bunu daha yeni gördüm bu arada. 2 saatlik muhtemelen. Bu sefer de nefritle metin kesmeye geldik. Defansımız düşük olduğu için bizi bayağı zorluyor. Her şeyi bastım bakın 4K vuruyorum düz o yüzden. Yani defansımızı da Şebnem'den dolayı 544 ancak onun sayesinde ayakta kalabiliyoruz. Kaça kaça kestik bakalım metnimizi. Şu zırhı değiştirmem lazım bu arada ya. Evet bakalım kurtuluş yelpazesi artı 7 cesaret belirini güzel. Evet galiba kutsama yok. Muharebe artı 7 aha. Bakın burası da ayrı güzel drop atıyor. Zaten her metinden artı 7 belli başlı zırhlar ve silahlar atar. Buradan da muharebe atıyor. Güzel valla bu metinler de çok güzel. Burası hem de daha sakin diğer yere göre. Bu sefer de Nefret'teki 95'lik metni kestik. Canavardan koruyan artı 3. Bakın ortlak dişi kılıcı artı 7 atmış bu seferde. Güzel cesaret pelerinimizi dağıtmış. atmış. Kutsama kağıdı dağıtmış. atmış. Tamam full drop'u almışız buradan. Geri kalan itemleri de toplayayım ben. Yine kastığımız itemleri satmak için markete geldik. 4M paramız var şimdi. Bakın size ne kadar item sattığımızı göstereyim. Şu boşluklarda itemler vardı. Yani toplasam bir envanteri azıcık geçer. 4M'lik para geldi oradan. Gerçekten düşen itemler çok güzel para ediyor. Ya. Nefretin bir kısmı uz bir kısmı dünya direncidir. Eğer bunlarınız yoksa zırhınızı oldukça yüksek tutmanız lazım. Bu bizim zırhımızdan yani. Neredeyse 60-65 civarı defansı yüksek. O yüzden bunu alacağım. Bununla kesmeyi deneyeceğim nefrette. Çünkü nefrette... Gerçekten zırh çok önemli. Ya 600-650'ye bir ulaşsak vuramazlar bile slotlar. 2 efsunlu aslan arızı kalkanı 1 eme buldum. Bu 5 eme satılır. 4 eme kar ederiz bu. Elimizde bir tane efsun nesnesi kalmıştı. Onun için bu değişmelik bakır kolyeyi alacağım. 20 eme uygun bir fiyat zaten. En kötü aynı fiyata satılırız. Efsunumuzu atalım. Bakarsınız EP yakalarız dediğimiz gibi. Hadi bakalım tek de yakalayabileceğiz mi? Hayır. Çok kötü efsunlar geldi. Aynı fiyata satılırız ama yani bir sıkıntı yok. Map'teki en kolay patronlardan biri de General Kappa'dır. Bunu kesebilir miyiz acaba? Yani pek ihtimal vermiyorum ama denesek ne kaybederiz diye düşünüyorum. Her şeyimizde basarız gerekirse kaplan gücü marka falan. Bir deneyelim bakalım. Gram ihtimali yokmuş bunu kesmenin. Ben şu ilerideki metne gideyim. Bu metnimizin de zorlana zorlana sonuna geldik. Eldivenimizi takalım. Umarım güzel bir drop alırız buradan. Evet kurtuluş yelpazesi 7. Cesaret bedenini, beceri kitabı. Evet bu sefer de kutsama alamadık. Olsun. Sevindirici haberi sonunda aldık. Yeşil ejderha fasulyesi. Nefritteki bir diğer metnimizden bunu attı sonunda. Cesaret pelerinimizi de aldık. Güzel itemleri de attı. Yani tek eksik kutsama kağıdı ama yeşil ejderha fasulyesi gayet yeterli. Bu arada şu an savunma markası bastım. Canıma bakın bir yandan. Şöyle göstereyim size de savunmayı. Yeni bastım. Yani savunma markasının gücü gerçekten çok fazlaymış. Slotlar canımızı bile oynatamıyor şu an. Arges'i bir kez daha bulmayı başardık. Evet bunu da kestik sayılır. Eldivenimizi takalım ki güzel drop atsın. Evet kaplan ruhu ve markayla kesebiliyorum sadece bunu. Patron görevi de olduğu için şu an. Şu an 3. görev patron görevi. O yüzden de kesmek istedim. Evet güzel bir drop attı gerçekten. E zaten karanlığın sandığı sadece 2 m yani. Bu sefer de kestiğimiz metinden hız taşı artı 3 aldık bu arada dostlar. Map'in güzel taş atma oranı gerçekten yüksek gibi geldi bana ama bilmiyorum. Sürekli map'te kastığım paralar ve kutsamalar ne yazık ki bu parayı bu ayakkabıya ekliyor. Paramız da bitti. Son kutsamamız var. Umarım artık geçer de rahatlarız. Bundan sonra map'te kar ederiz yani. Son şansımız gerçekten. Hadi bakalım sonuncuyu da deneyelim. Umarım geçer. Artık korka korka basıyorum. Gerçekten evet. Korktuğum yine başıma geldi. Şaşırtmadı. Bu sefer de metinden kavrama taşı artı 4 aldı. BK'mızda kırmızı kurt ruhu geldi. Vallahi şanslı bir metin oldu bu bizim için. Ben mi şanslıyım yani bu taş konusunda anlamadım. Bu sefer de öldürücü darbe taşı artı 4 aldık. Sürekli 4 taşlar alıyoruz yani. Herhalde map'te bunların oranı biraz daha fazla diğerlerine göre. Kasılırken bir seti daha tamamladık ve altını yaptık sonunda uzun bir aradan sonra. Birlikte açalım istedim. Umarım güzel bir şey gelir ya. Hatta manu gelse ne güzel olur. İhtiyacımız var gerçekten. Hadi bakalım açtık. Birlikte bakalım. Evet premium dükkan. Fena değil yani işimizi görür yine. Alsat yaptığım için yani ticaret camından çekip direkt premium dükkan olunca ekleyebiliyorum. O güzel oluyor. Kastamız eşyaları nakite dönüştürmenin zamanı geldi. 5 tane tecrübe yüzünü bir buçuk emden sattık arkadaşımıza. Hayırlı olsun. Başka bir arkadaşımıza da 4 tane satıyoruz. Tanesi 300k'dan 1M200k'da buradan geldi. Paramızı harcasak da al sat yaptığımız için paramız bitmiyor. 143 M para olmuş bu yine üstlerimizde. Pazar çarımızdaki parayı da aktardık tabi. Yine bunu bir güzel şekilde değerlendirelim. Gece piyasasında şanslı olabildiğiniz zamanlar oluyor. Yine o zamanlardan biri 100k'ya 2 tane Şahin Kalkan. Buradan 500k ka tanesinden kar. Totalde 1 M kar diyebiliriz yani. 25 hem'e 4 hepsunlu hatta sersem zeka güç çeviklikli ejderha pulu kalkan. Ya yani bunun artı basmasının zor olduğu için tercih edilmeyeceğini biliyorum. Ama en azından artı altıya kadar basıp da kullanılırlar diye düşünüyorum. Yani diğer kalkanlar çok uçuk fiyat olduğu için sersemleri. Kia yani Nefsunları da güzel. Bunu alalım bakalım. 38 m kalkanımızı 555 da şahinlerimize attık. Yayıncı Ali arkadaşımız uyguna bir cennet bilezik koymuş. 1.5K HP'li 1.5M. Yani HP'sini fark etmemiş olabilir tabi. Bu yani ben yanlış biliyordu olabilirim piyasasını ama buradan bir 5-6M kar ederiz gibi geliyor en az bana. Bu bileziği de 9M'den pazara attık bakalım. Şu an 20 şeytanla bir bakır küpe buldum. 15 eme Yani abonozlar 1.5 won. 1 wonla buçuk won arası fiyatlara. Ben bunu alayım. Ya ben bundan çok güzel bir kar edeceğimizi düşünüyorum hatta. Bakalım elimizde patlamaz umarım. 0 level'lık da olsa 20 şeytan gayet iş yapar. 35 eme pazarımıza attım bunu da. Yani bunda da güç var sonuçta. Abonozda da var. Tamam onda biraz daha fazla olabilir. Onda HP var tabi. Ama düşük bütçe için gayet iyi bir küpe. Aldığım küpeden sonra 20 şeytanla en uygun küpe gümüş küpe. 20 şeytanlı 43 eme koymuş. Ben 35 eme sattım. Satılır diye düşünüyorum. Paramızın bir kısmıyla envanter genişletmesi almaya karar verdim. En üst için 5 istiyor. Bir altı için de 5 istiyor. Toplamda 10 tane alacağım. Gidip sürgüne gitmemizle, mepe gitmemizle, oradan düşürdüğümüz itemlerle buraya ekstra itemler koyabileceğiz. Yani 40-50 gidiş gelişti. Sadece bu iki tane slot bile parasını karşılar diye düşünüyorum. 30 eme totalde 10 tane envanter genişletmemizi aldık. Bu iki slotu da açalım. Hayırlı olsun bakalım. Güneş özütlerinin fiyatları biraz artmış. En son 9 eme almıştım. Şimdi 14 5 eme artmış yani hatta. Ama gece otomatik hava bırakacağım için bizim için çok önemli oluyor bu. Otumuzun bitmemesini sağlıyor. Bunu almak zorundayım o yüzden. Alayım ben bunu. Video dışında kaç kere denediğimi bilmiyorum. Sonunda artı 9 oldu. Yani büyük büyükten kurutulduk gerçekten paramızı biraz daha yedi ama bu sefer çok yemedi bir öncekilere göre. Güzel. Ormanlık bir ayakkabımız da hazır oldu hem de Efsino ile birlikte. Piyasa her geçen gün değişiyor. Ya de inanılmaz pahalanmış. O yüzden ızgara altın suda kalmayı düşündüm. Gayet uygun fiyata. Yani yarısı kadar bir eks veriyor. Ama sabaha kadar bırakırız. Otomatik havada koyarız bunu. Sabaha kadar bassın diye bunu 15 tane aldım totalde. Uygun da bir fiyattı. 4 efsunlu yu, siyah yuvarlak kalkanı 8M888K'ya buldum. Ya minimum 13-14M eder. Buradan 5 em kar ederiz. Bunu da alalım. Kalkanımızı da pazara 14 emden attık. Gece otomatik avı bırakmıştım. Oyundan atmış ne yazık ki. Şu an sabah geldim. Pazara bir baktım. 121M'lik bir satış olmuş. Bu arada neler satılmış bir onları gösterecektim size. Ama hareket ettiği için çar herhalde kapandı. Evet şu 10 saniye olayı da ayrı bir tilt edici. Heh. Küpemiz gitmiş. 35M'e küpemiz gitmiş bu arada. 15M almıştık. 20M sadece buradan kar. 5 efsunlu abonos küpemiz de satılmış. Hatta uygun aldığımız yani çoğu item satılmış. 121 en para olmuş sonucunda. Hızlı indirme 5'li premium dükkan tesadüfü kutusu diye kutu gelmiş. Bundan 5 tane premium dükkan çıkıyor rastgele günlerde. 95 hep gayet uygun. Yani bu premium dükkanlar bizim ticaretimizi gerçekten oldukça hızlandırıyor. 2 tane aldım bundan. Umarım günleri güzel bir şekilde çıkar. OX yarışması var. Yani şuranın kalabalığına bakar mısınız ya? Bu etkinliğe katılmayalı o kadar uzun zaman oldu ki yani buradan O'dan X'e geçmek bile çok zor. Öyle bir kalabalık bu arada. Yani çok keyifli gerçekten. Şu hep bile çok keyifli. Evet soru. GM'ler çölün uçan balonuna dönüşmüştür. O ne demek ya? GM'ler mi? Dönüşebilir mi demek istiyor yani? Ne demek istiyor? Evet. Aa burada GM'ler onlara dönüşmüş. Şimdi gördüm. Evet o zaman doğru. Bunların adı çölün uçan balonu muydu? Sanki öyleydi. Evet ilk soruda elendik. Müthiş. Aklınızda bulunsun dostlar. Burada O'dan X'e koşmayanı dövüyorlar. O yüzden yanlış cevap verdiyseniz biz değişik şıkka gidin. Aman dayak yemeyin sonrasında benden demesi. Sürgün mağarasında kasılmamı bıraktım. Gittim ışınlanma yüzüğünü falan kullandım bu etkinliğe yetişmek için. İlk soruda eğlendik. Kötü oldu bu ya. Hevesimi bile alamadım. Biliyorsunuz ki 5'li premium kutuları çekmiştik 95'e epey iki tane. Bakalım günleri nasılmış? 3 ile 6 saat en düşüyor bu. Bu üzücü biraz 3 tane çıkması. Bir tane 7 günlük çıkmış. En fazlası da bu. 2 tane 1 gün 16, bir tane 1 gün şu üçlü kaç? 12 saat. E olsun yine fena değil yani 7 günlük çıkması gerçekten büyük şans. Bu da bizim bir herhalde 2 hafta falan gibi bir süreç işimizi görür. Bunlar üst üste binebiliyor diye hepsini bastım. Totalde 13 gün 18 saat 18 dakikalık bir premium dükkanımız oldu. Bunları okumak için pazarı bozmak gerekiyordu. Bütün itemleri çektim. Şimdi bozmak için bu parayı da çekmem gerekiyor. 142 emlik bir satış yapmış bir önceki pazarımız. Gayet güzel bir para. Hemen bir 4.5 em kar edelim. 2 efsunlu bir aslan ağzı kalkan 500 kar. Fazla paramız olması ben işim arttı. Normalde elmas alacaktım ama elmaslar çok pahalanmış. Gittim 2 tane efsanevi 10x aldım. Uygun fiyat 57 emden aldım tanesini. 114 em para verdik buraya. Yani bir mitsi geçse zaten mitsi geçse zararda değiliz demek. Hatta güzel bir karda oluyoruz 30-40 em. Bir blok gelse takarız. Tabi önce geçmesi önemli. Yine heyecan Doruk'ta. Hadi bakalım bu sefer Mitzi'yi yakalayalım. Çok güzel çok güzel. Mitzi'yi yakaladık. Videomuzda da bu arada bu şekilde son vermek istedim. Bir heyecan olsun diye. Hadi bakalım Mitzi'nin de güzel bir efsunu olsun ya. Hadi bir blok yeterli. Bir tane blok yeterli. Bakalım şöyle birlikte oklardan korunma şansı. Duvar gelmiş olsun. Uzun ve keyifli bir video oldu benim adıma. Umarım sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Sizce arada böyle uzun videolar gelsin mi? Yoksa bu biraz sıkıcı mı oluyor dersiniz? Daha kısa böyle daha önemli anları mı çek dersiniz? Hani bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.